Nur'un Kahramanları serimizde Halil İbrahim Çöllüoğlu abimizin hayatına bakacağız. Kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Milaslı Halil İbrahim veya İbrahim Halil olarak geçiyor risale Nur içerisinde. Milas ve havalesinde Risale-i Nur vasıtasıyla iman ve Kur'an hizmetine bulunmuş haslardan ve erkanı mühimmeden ve Bediüzzaman'ın ifadesiyle demir gibi metin ve sarsılmaz bir şakirttir. Eskişehir ve Deniz hapishanelerine girmiş, Eskişehir'de 6 aya yakın mahkum olmuş. Denizli'de 9 ay sonra beraat etmiş. Milas'ta sahibi olduğu handa hem ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmış hem de gelen müşterilere lisan dersleri yapmış. Yani demek ki iş, güç, hizmete engel teşkil etmiyor. Aydınlı faal nur talebelerinden Ahmet Feyzi Kulun ve Isparta kahramanlarından Mustafa Ezener'in lisan nuru tanımalarına vesile olmuş. Ahmet Feyzi Kul abiyi hizmetle tanıştıran Halil İbrahim Çöllü oluyormuş. lisan Nur ile 1929 senelerinde hanına bir gün Isparta'dan bir nur talebesi olan Adil Cevazlı Kürt Bekir Ağa geliyor. Çerçilik yapan bu zat heybesinde hep taşıdığı Risale-i Nur eserlerinden han sahibi Halil İbrahim Çöllüoğlu'na birkaç parça bırakıyor. Bu kitaplardan birisi 10. Söz. Haşir Risalesi yani. İlme ve okumaya çok meraklı olan Halil İbrahim bunları okur. Han içerisinde bir odayı kütüphane olarak tahsis eder ve hizmete burada başlıyor. Üstadla 1931-32 yıllarında görüşmüş. Üstad'ı Bağla'da ziyaret etmiş. Eskişehir ve Denizli hapishanesinde beraber kalmışlar. Nur'da kendisinden şöyle bahsediliyor. Hem sen hem Hüsrev Halil İbrahim'den bahsediyorsunuz. O zat Risale-i Nur'un ehmetli bir talebesi ve iktidarlı bir naşiridir. Hem hastalardandır. Sabık hadisimizden tam bir ihtiyat ve ciddi bir alakadarlık dersini aldığı kanaatindeyim selamımı ona ve rüfekasına tebliğ ediniz diye üstadın ifadesi var. Milaslı Halil İbrahim abi. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. 1956'da vefat etmiş. İlk olarak Muğla Milas asri mezarlığına gömülmüş. Ondan sonra oradan mezarlık taşınınca farklı bir yere defnedilmiş. Cenab-ı Hak rahmetine muamele eylesin. Ruhu için El Fatiha.